Turkish Player ekranlarına hoş geldiniz sevgili dostlar. Yepyeni bir Bannerlord videosuyla daha sizlerle beraberim. Bugün Bannerlord'la ilgili gelecek yeniliklere bakacağımız yepyeni bir videoyu daha sizlerle buluşturuyorum. 1.5.10 ve 1.6.0'daki gelecek yenilikleri arkadaşlar Haleverse yayınladığı videoda bizlerle buluşturdu. Biz de sizler için hem bu videodaki özelliklerden bahsedeceğiz, hem atladığım özelliklerden bahsedeceğim. Hem de sevgili arkadaşlar, piller Bannerlord'a geliyor mu, gelecek mi, nasıl gelecek, DLC olarak mı gelecek, ona da beraber bakacağız. İlk olarak arkadaşlar Haleverse'ün yayınladığı videoda campaign intro, biliyorsunuz artık yeni bir campaign'e başladığınızda, yeni bir hikayeye başladığınızda artık bizi intro karşılıyor. Aynı zamanda 1.6.0'da artık bu story moda tıkladığınızda da karşımıza gelecek güzel keyifli bir intro, bu introlardan daha çok bekliyoruz. İkinci diğer yeniliğimiz arkadaşlar, oyuna yeni gelen güç ayarları, çapulcu, bannerlord, savaşçı gibi ayarlar artık aktif bir şekilde oyunda yer alıyor. Bundan da zaten size bahsetmiştik. Aynı zamanda da sevgili dostlar Iron Man modu da bizlerle beraber buluşmuş oldu. Iron Man modu sayesinde artık oyunda save edip yükleyip geri dönebileceğiniz bir sistem ortadan kalkıyor. Aynı Hoi 4'teki gibi oyununuza akıcı bir şekilde devam edebiliyorsun. Bir diğer arkadaşlar size bahsetmediğim özellik de aslında save dosyalarına geldi. Save dosyalarının ekrana girdiğinizde artık hangi save'deki hangi karakteriniz varsa detaylı bir şekilde onun tipini görebiliyorsunuz. Bu da yeni özelliklerin arasında yerini aldı. Evet, artık oyunda öğrenmeyle ilgili bir yenilik de geldi arkadaşlar. Learning Rate diye öğrenme çarpanı diyelim. Öğrenme çarpanı sayesinde bir karakterinizin öğreneceği yeteneği kasarken ne kadar hızlı kasabileceğini, ne kadar fazla bonus aldığını artık görebiliyoruz. 36 yeni sahne oyuna eklendi arkadaşlar. Bunların içinde kaleler, şehirler, birçok farklı köyler. Şunu gösteriyor, Bannerlord tam versiyon çıktığında her şehirde, her kalede, her köyde değişik atmosferlere gireceğiz. Biraz daha tabii ki bunun detaylanmasını istiyoruz oyuncular olarak. Kalelerin, şehirlerin questlerle biraz daha zenginleştirilmesini istiyoruz. Bir diğer yeni görünen özellik, bu da 1.6.0'la geldi arkadaşlar. Yayınlardan da zaten aşinasınız. Artık köylerin yanında köylerin yetiştirdiği ürünleri detaylı bir şekilde görebiliyoruz. Hangi köy ana ürün olarak neyi yetiştiriyorsa arkadaşlar, yanında tatlı küçük bir ikon çıkıyor. Bu ikon sayesinde bu köylerin neler yetiştirdiğine detaylı bir şekilde bakabiliyoruz. Bu da bahsettiğimiz özelliklerden aslında daha önceki videolarda arkadaşlar. Artık bir krallığa katıldığınızda kral size ödüller veriyor. O krallığın özel askerlerinden oluşan birkaç tane birlik ve o krallığa ait özel bir silah veriyor size arkadaşlar. Bu silahların da hepsine ayrı ayrı baktığımız videoda da yine şurada kartlara bırakayım. Diğer yeni gelen yenilikte arkadaşlar diplomasi bölümüne geldi. Artık diplomasi bölümünde krallık ekranında çok daha fazla detaya ulaşabiliyoruz. En son yayınlanan eventleri, en son olan olayları falan detaylı şekilde görebildiğimiz tablar geldi. Ki bence diplomasi konusunun biraz daha bir tık daha artık Haleverse tarafından geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum ki yavaş yavaş da geliştiriyorlar. İnşallah daha güzel bir hale gelecek. Parti ekranındaki yeni değişiklikler ve özellikler burada bahsedilmiş. Burada artık oluşturduğunuz partileri defansif, hücum veya natürel, yani doğal davran. Hani sana saldırırlarsa sen de saldır veya savaştaysak saldır, size saldırıyorlarsa savun gibi artık buradan özellikler verebiliyorsunuz partilere arkadaşlar. Bu verebildiğiniz özellikleri aynı şekilde krallığınızda da verebiliyorsunuz. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Krallığınızdaki lordların nasıl davranmasını istiyorsanız ona göre bu şekilde ayarlarınızı yapıp oyundaki ilerleyişinizi veya savunmanızı oluşturabilirsiniz. Bir diğer özellik de arkadaşlar maaşlara geldi. Bu da bence çok başarılı olmuş. Özellikle ekonomiyi garnizonlarda falan çok zorluyorlardı. Artık oluşturduğunuz partilerin maaş bütçesini ayarlayabileceksiniz. Aynı zamanda garnizonların da maaş bütçesini ayarlayabileceksiniz. Veya hiç dokunmayıp sınırsız yapabileceksiniz. 1.5.10'la beraber gelen bir diğer özellik de sevgili dostlar, artık krallıktan, kralsanız var olan krallıktan ayrılabileceksiniz. Yönetimi birine bırakıp ayrılabiliyorsunuz. Bu da mesela bazı arkadaşlarımız soruyordu, işte ben Asarey'in kralı oldum, nasıl ayrılacağım abi falan gibi sorular geliyordu. Bunu da oradan görmüş oluyoruz. Benim çok hoşuma giden yeniliklerin başında gelen de demirciliğe sipariş muhabbetinin eklenmesi. Demirciliğe eklenen bu sipariş muhabbeti gerçekten demirciliğin oyundaki durumunu çok farklı bir yere getirdi bana sorarsanız. Biz zaten birçok silahın da nerflendiğini, ciritlerin artık o kadar büyük paralar etmediğini söylemeliyim. Bir oyunun gerçekçiliğine için bayağı bir iyi olmuş olduğunda bahsedeyim. Bu şekilde siparişleri yaparak hem demircilik yeteneği kazanıyorsunuz, hem de siparişlerden çok ciddi güzel paralar kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Siparişlerin şu anda o table'larla, yani şehirlerde bulunan soylularla ilişkimizi geliştirip geliştirmediğini tam olarak bilmiyorum. Ama siparişi tam olarak size verilen durumda yapmanız önemli. Eğer verirseniz müşteri memnun oluyor ve size tam parayı ödüyor. Eğer biraz eksileri falan olursa da siparişinize bayağı bir kesik atabiliyorlar. 1.5.10'la beraber arkadaşlar artık yüz ifadelerinde de gelişmeler yaşandı. Aranızın iyi olduğu kişiler size gülümsüyor. Aranızın kötü olduğu kişiler daha çok somurtabiliyor. Eskiden mesela her durumda adama savaş ilan ediyorsunuz, herif size gülümsüyordu. Onu da değiştirdi. Yeni gelen 3 tane kafalık, bunları zaten yine 1.6.0'da
6-0 videosunda göstermiştik sevgili dostlar. Bu kafalıklar oldukça güzel. Oyuna çok tatlı bir bence eklenti olarak gelmiş. Armor yapmamıza izin vermeyen, zırh yapmamıza izin vermeyen Tailverse en azından bu tarz zırhları böyle bol bol ekleyerek bize oyun deneyiminde zırhın eksikliğini yaşattı. 1.6.0'la beraber benim gözden kaçırdığım yeniliklerin bir diğeri de Custom Battle modunda artık askerlerimizi seçebiliyor olmamız olmuş. Ki bu zaten çok gerekliydi. Sadece ülkenin askerlerini alıp saldırmanın tek başına bir yararı olmuyordu. Artık bunu da rahat bir şekilde yapabiliyoruz. Peki şimdi gelelim sıradaki duruma. Filler Bannerlord'a geliyor. Evet sevgili dostlar, yanlış duymadınız. Ben de gördüğümde açıkçası çok şaşırdım. Tam konunun ne olduğunu araştırmadan da videoya eklemek istemedim. Geçtiğimiz günlerde arkadaşlar Bannerlord'da yapımcıların paylaştığı dosyaların arasında Elephant DLC diye bir dosya göze çarptı. Özellikle modcular tarafından hemen incelemeye alındı. Bu modla beraber arkadaşlar gelecek aslında DLC ismi diye gözüküyor. Elephant DLC diye. Tabii ki bence bu şu anda sadece bir hayvana oyuna ekleyecek bir DLC getirmeyi düşündüklerini ben açıkçası sanmıyorum Tailverse'ün. Ama oyuna fillerin ekleneceğini az çok gördük veya böyle bir planlarının olduğu, tabii bunun hayata geçip geçmeyeceği de henüz kesin bir şekilde belli değil ama kodlarına kadar hepsini A'dan Z'ye eklemişler. Bayağı bir uğraşılmış. Oyuna fillerin ekleneceğini görmüş olduk arkadaşlar. Tabii ki bu gelecek filler oyuna nasıl gelecek o ayrı bir tartışma konusu. Yeni bir DLC paketiyle farklı bir birlik mi eklenecek yoksa haritaya bir anda böyle fillerle dalan doğudan gelen gizli bir düşman şeklinde mi gelecek ki bence çok güzel olur. Özellikle Total War'da vardı sanırım. O şekilde Moğol geliyordu. Böyle bir şey olabilir. Çok keyifli olur bence de. Bu birliklerin Aseray tarafından geleceğini veya o taraflarda olacağını az çok söyleyebiliriz. Nereden söyleyebiliriz? Zaten tarihi kayıtlarda genelde güney bölgelerde, işte İran, Perslik, Hindistan gibi bölgelerde arkadaşlar filler aktif olarak çok kullanılmıştı savaşlarda. Ki bence Bannerlord'da da hoş olur. Tabii ki bu fillerin oyuna nasıl bir etki sağlayacağını bilmiyoruz. Filleri nasıl öldürebileceğimizi veya fillerin ne kadar hasar verebileceğini, bu tarz animasyonlarda nasıl bir sisteme geçeceğini falan bilmiyoruz. Güzel bir ince ayardan sonra çok keyifli bir şekilde oyuna eklenebileceğini söyleyebilirim. Ama benim tahminimce gelecek olan DLC ile beraber mutlaka yeni bir ırk ve kültür de oyunda eklenecektir fillerle beraber. Ya da böyle paralı asker klanı gibi bir şey de olabilir. Ya bunlar tamamen tahminden öteye geçemiyor. Ama Tailverse bu hatayı fark ettikten sonra dosyayı geri çekti. Tabii ki dosyayı geri çekene kadar da insanlar girip fillerin en azından birkaç tane animasyon eklenmiş olduğu animasyonları görebildi. Boyutlarını görebildi. Tabii ki bu fillere gelirse zamanla bunlara çok deli zırhlar da gelecektir. Gelecek bu fil zırhlarıyla beraber, saddle'larıyla beraber çok tatlı görüntüler de oyunda bizleri bekliyor olabilir. Bannerlord bizleri heyecanlandırmaya devam ediyor arkadaşlar. Özellikle benim 1.6.0 yamasından sonra oyuna karşı ilgim daha da arttı. Bannerlord online'da bir yandan PvP çıktı. Zaten orada ayrıca yardırıyoruz. O da çok eğlenceli. O Bannerlord'la ilgili daha çok konuşacağız. Daha çok videomuz gelecek gibi görünüyor. Oyun Tailverse oyunun hype'ını düşürmeyecektir. Oyunun full versiyonu çıktıktan sonra arka arkaya belli içerikler, DLC'ler yayınlayarak oyunu sürekli canlı tutacaktır. Ki zaten gelen bir sürü de büyük mod da var bizleri bekleyen. Bakalım oyunun yıl sonunda çıkması bekleniyor arkadaşlar. Sene sonunda tam versiyon yayınlandıktan sonra Bannerlord'la herhalde bir 3-5 sene daha bayağı bir detaylı bir şekilde devam edeceğiz gibi görünüyor arkadaşlar. Neyse çok da uzatmayayım. Videonun sonuna arkadaşlar 1.5.10 ve 1.6.0 yeniliklerinde detaylı bir şekilde incelemeniz için bırakıyorum. Onları ben size daha öncesinde detaylı bir şekilde anlatmıştım. Oradan da tekrar bunlara bakabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videonun altına yorumlarınızı çok merak ediyorum. Bir de beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olan izleyicilerimizin sayısı gerçekten çok düşük. %70 oranlarında abone olmadan kullanıcılar izlemeyi tercih ediyor. Abone olursanız bizlere destek vermiş olursunuz. Çok da sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye.